Kahveyle başladı Abdülkerim abi. Dev derbide kazanan çıkmadı ama... Ama manşet kahve mi? Kahve tabii. Abdülkerim kahveci. Konuşayım mı hemen konuşayım? Lütfen. Bir başlık alalım sizden evet. Abdülkerim abi. Evet. Başlıktan ziyade şunu söyleyeceğim. Hemen bu buraya gelene kadar biz 11'i 20 geçe giriyoruz değil mi? Maç bitince yayına giren diğer spor kanallarını falan seyrediyorum ben hemen. Hani ne oluyor ne bitiyor diye. Böyle bir baktım şey var. Ya böyle maç mı olur? Yani iki takım da çok falan filan derken tamam mı? Hı-hı. Niye böyle dendiğini ben biliyorum, anlıyorum. Anladın mı? Ben de buradan Fenerbahçe taraftarlarına bir de benden dinleyin diyorum. O arkadaşlardan dinliyorsunuz ya. Sanki böyle hani tamam öyle bir maç oynandı işte gol olmadı mal olmadı. İki takım da iyi değildi falan diye. Bakın Fenerbahçeliler bu işe falan gelmeyin. Bak gerçekleri bir abiniz anlatsın size. Bir, maç 0-0. Bir puan. Müthiş bir şey mi? Fenerbahçelilere söylüyorum. Hayır. Peki ben niye beğendim? Ben mesela çok beğendim Fenerbahçe'yi. Çok beğendim Fenerbahçe'yi. Gol olmamışmış, maç berabere bitmişmiş falan filan. Ben çok beğendim. Ben sahaya baktığım zaman sahada bir derbi maçı oynanıyor. Rakip sahada oynuyor Fenerbahçe. Beşiktaş bu. Futbol anlamında azgın bir seyirciye sahip. Stat dolmuş. Atmosfer, motivasyon. Beşiktaş'ın son haftalardaki durumu. Ben hatta geçen hafta ne dedim Ertem? Beşiktaş bir adım önde dedim. Tabii. Hem konumu itibariyle kazanmak zorunda. Seyircisi, meyirci. Bir adım önde Beşiktaş dedim. Şimdi ben böyle bir maç bekliyordum. Fenerbahçe'nin daha sıkıntılar yaşayacağı falan. Oyunun hiçbir bölümünde sıkıntı yaşamadı Fenerbahçe. Ne takımı ne futbolculardan biri. Hiç. Son dakika kaçan gol var. Kafa vuruşu yandan bir ortaya falan. Onun dışında bir oyun anlamında hiçbir oyun üstünlüğünü Beşiktaş, belki Beşiktaş tarihinde son yıllarda ilktir bu. İlktir. Beşiktaş içeride maç da kaybetti. Geçen hafta Başakşehir'e yenildi. Ama oyunun bir 40-50 dakikasını 60 dakikasında öldürdü Başakşehir'i. Öyle değil mi? Doğru. Fenerbahçe'yi sarsamadı bile. Bak sarsamadı. Sahada her şeyini vermiş. Bu maçı kaybedersek her şeyimizi kaybederiz düşüncesinde Beşiktaşlı futbolcular var. %100'üyle oynuyorlar. Diğer tarafta normal bir lig maçı gibi gelmiş. Ayağa pas. Seyirciden gram etkilenmeyen. Bütün oyunun ilk yarıdaki hele hakimiyeti, oyun hakimiyeti budur. Pozisyon sayısı çok yok. 2-3 tane var. Onda Beşiktaş'ın da var o da. Ama burada önemli olan o atmosferde bir olgun takım görüyorum ben. Olgun. Fenerbahçe takımı bayağı antrenör takımı olmuş. Bayağı. Diğer tarafta da mücadele eden, saldıran, yenilmemek için her şeyini veren %100'üyle oynayan bir Beşiktaş takımı var. Fenerbahçe %70'iyle oynuyor gibi. O kadar rahatlar, o kadar özgüvenliler, etkilenmiyorlar seyirciden falan. İşlerine bakıyorlar. Hani burası bir deplasman. Önde basıyorlar. Bak Beşiktaş taraftarı muhteşem tezahürat yaparken dönem dönem biliyorsun değil mi seslerini kesti. Evet, evet. Yani görüyorlar sahada baskı kuran, alışık olmadık bir durum bir takım görüyorlar. Kendi takımlarından da bir refleks istiyorlar boğulsun etsin. Hiç olmadı biliyor musun? Bak hiç olmadı. Dolayısıyla maçı iyi değerlendirmek lazım. Kısır maç 0-0 beğenmeyebilirsin. Ayrı bir şey. Mesela bu maç ya bugün Kadıköy'de 55 bin kişi Fenerbahçe'nin lehine olan bir atmosferde oynansaydı böyle mi oynanırdı bu maç? Yani Beşiktaş kazanabilirdi ama kontrataklarla falan kazayla böyle anlatabiliyor muyum? Çok direnmesi lazımdı. Ama oyun üstünlüğü Fenerbahçe'de olurdu. Kaldı ki bana göre Fenerbahçe gayet sezon sonu şampiyon olur olmaz bilmiyorum. Benim 8 haftada gördüğüm Türkiye Ligi'ndeki en takım gibi takım Jesus'un takımı Fenerbahçe. Takım gibi takım. Ha, sezon sonu şampiyon olmayabilir. O ayrı bir şey. Dünkü gibi iki tane rezil hakem çıkar. Türkiye burası. Başka birileri de şampiyon olabilir. Ama bu oyun olgunluğu, bu futbolculardaki bu soğukkanlılık, rahatlık ben hiç ummadığım şekilde bir Fenerbahçe gördüm. Daha Beşiktaş karşısında biraz daha bekleyen, sinen, etkilenen seyirciden bir takım. Hiç açık söyleyeyim hiç. Yani bu maçı bugün son dakika gol olsa kafa vuruşu direkten döndü ya. Beşiktaş 1-0 kazansaydı bu düşüncelerimden gram değişiklik olmazdı. Bak gram değişiklik olmazdı. Açık söylüyorum. Ben oyuna bakarım. Gördüğüm oyun Fenerbahçelilerde bırak Fenerbahçeleri. Bütün futbol severler eğer hakikaten futboldan anlıyorlarsa benim ne demek istediğimi anlamışlardır. Evet.
Son olarak şunu söylüyorum. Vallahi Jesus, olarak büyük bir teknik adam. Son olarak şunu söylüyorum. Ulan Türk hakemlerini sevmem. Bir dakika. Türk hakemlerini sevmem. Hatta nefret ederim Türk hakemlerinden. Bugünkü hakem muhteşem. Bugünkü hakem. Öyle eleştirirler. Yok kart çıkmamış falan, alıştılar biliyor musun? Zırt sarı kart, ikinci sarı kart. Hadi atıl matıl, alışmışlar. Böyle çok sarı kart çıkarmadı etmedi. Hiçbir bir kere delikanlı korkak hakem değil. Hiç etkilenmedi vallahi. Hiç etkilenmedi. Bana göre maçın yıldızlarından bir tanesi de maçın hakemidir. Şikayet eden olabilir. Anladın mı? Ama ben Türk hakemlerini biliyorum. Olağanüstü ilk derbisi olmasına rağmen çok cesur, çok adam gibi maç yönetti. Öyle ucuz mucuz oraya çarptı, omuzu değdi, düştü, eli çarptı, geldi. İki tane sarı kart verebilirdi. Bir Joao Pedro atlayışı çirkin. Rakibe değmese bile atlayışı çok çirkindi kornerin orada Tayyip Talha'ya. O sarı kart olurdu. Bir de Vegost'un dirseği var havada. Gustavo Henrique. Onlara da sarı kart verebilirdi. Bu kadar kusur da kadı kızında olur. Biz ne hakemler gördük bir gün önce. Şimdi ne diyordum ben hep? Ya bu Fenerbahçe'yi de bir Beşiktaş'ta bir görelim, bir test maçı bir görelim. Evet. Yani bir görelim bunlar nasıl diye. Şimdi iki takıma da baktığın zaman şu an iki takım Türkiye'nin en iyisi. Yani Galatasaray'ın da Trabzon'un hepsinin önünde. Şu an yani Başakşehir de olabilir diyorum iyi takım olarak ama hayır, bu iki takım. Şimdi biterken ki Beşiktaş'ın kadrosu Enkudu'da girdiği zaman ideal kadro. Tebrik ediyorum. Gezallı. Onun Beşiktaş'ın girdiği zaman onu yedim ben, söylemedim. Şimdi Enkudu yani olsaydı, Beşiktaş, Enkudu ve Gezal'la Gezal, çok daha formda şey Enkudu ile Gezal olsaydı bu maç çok farklı olabilirdi. Dolayısıyla Fenerbahçe takımı takım olmuş, pas yapıyor, kendinden emin, top çeviriyor. Hiç geride de risk alıyorlar, pas yapıyorlar. Müthiş de offside taktiği yapıyorlar. Şimdi bir ara düşünüyorum. Acaba teknik direktörleri değiştirsek diyorum. Jorge Jesus Beşiktaş'ın teknik direktörü olsa Beşiktaş nasıl top oynar? Çok mükemmel bir Çünkü Beşiktaş'ta da. Bravo. Çok mükemmel bir Çünkü düşünmedim. Beşiktaş'ta Bravo. Çok bireysel oyuncuları, bireysel yetenekli oyuncuları çok fazla. Fenerbahçe takımı takım oyunu oynuyor. Ya Ali Koç'a helal olsun. Şimdi ama Jesus'u bulmuş ya. Zaman, ya da kim bulmuş? Pedro'yu da eleştiriyorum mesela. Kimi, kimi daha kardeşim? Erken, efendim? Kimi eleştirdi? Duyamadım. Jesus'u. Ha Jesus'u. Pedro'yu mesela daha erken alabilirdi oyundan. Veya Batshuayi'de de başlayabilirdi. Yani bir takım değişiklikleri... Pedro işi olabilir mi? Duvar olsun, topu tutsun, hocam, takım top bizde kalsın. Faul kazansın, top bizde kalsın. Batshuayi top tutabilen bir oyuncu değil. Batshuayi daha hareketli. Batshuayi daha hareketli bir oyuncu. Ama harekette gerek yok burada. Ama oyunu tutabilecek oyunu. Şimdi, tut ileride topu. Bloket, indir, kalsın sen de. Şimdi doğru. Onu da eleştiriyorum. Mesela şeyi de... Valerian İsmail'de ben yine ne olursa olsun Gedson Fernandez'le başlardım. Gedson'la Gezal'lar oyuna girince son 15 dakika dikkat ederseniz Beşiktaş oyun üstünlüğünü kurdu. Pozisyonlar geldi. Evet. Son 15 dakika yani baktığın zaman Valerian de aynısını söyledi. Maçtan sonra son 15 dakika dedi. Biz iyi oynadık dedi ama geri kalan dedi Fenerbahçe takımı iyi oynadı. Boğdu. Boğdu da ama iyi top oynadı. İyi yani ya büyük gibi. Takım gibi deplasmanda. Ya kendini boğdurtmadı bir topu. Sağda oynadı. Kendini boğdurtmuyor. Yani deplasmanda baskı yemedi. Neyse. Beşiktaş takımı kötü takım değil. İyi futbolcuları var. Valerian İsmail kenardaki performansına bugün baktığın zaman o kadar çok kazanmak istiyordu ki maçı. Tabii. Çok. O da biliyor. O da yerdeki hani versenize bir de. O da biliyor kaybetse başına ne geleceğini. Tabii. Ben çok sevindim. Valerian İsmail adına çok sevindim. Çünkü eski bir futbolcu ve ben Valerian İsmail'in sezon sonuna kadar da Beşiktaş'ta kalmasını istiyorum. Bu Beşiktaş taraftarı da Valerian İsmail'e sonuna kadar da destek olsun, kesin, sahip çıksın. Hatalarından yavaş yavaş da ders çıkaracak, doğruları yapacaktır. Bugün, şimdi tabii Gezal, ya daha fazla oynatabilirsin mesela. Ama gücü yoksa ya. Sinan, kim? Gücü yoksa. Hocam, onunla ilgili de bir şey söyleyeyim. Denersin Sinan, hocam. Sinan bitirsin ya. Ben 15 dakika 20 dakika bir ezber bozmak istiyorum. Tabii. Sen 15 dakika 20 dakika. Yani adam eğer sağlamsa. Bir ezber hocam, bozmak istiyorum. Eğer adam sağlamsa, 2-3 haftada da oynamıyorsa, sakatlığı da varsa, geçmişse, idmanlarda iyiyse bununla başlarsın. Valerini verin arkadaşlar. Bu büyük oyuncuysa. Valerini verin. Bununla başlarsın bu büyük oyuncuyla. İstersen oyundan alırsın. Çünkü bu farklı bir oyuncu Gezal takıma göre. Takıma göre farklı bir oyuncu. Onun için ama... Dün akşam da Ertem'le yaptığım programda dedim Beşiktaş'ın en kuvvetli yeri sağ tarafı. Evet. Rozier. Müthiş gidiyor. Yani bugün
özetlersek Fenerbahçe takımı iyi takım. İyi maç oldu. Ben ilk devreyi çok beğendim. Aynen. Çok güzel Avrupa maç gibi oldu. Tık tık tık. Pozisyonlar gol olmadı. Çok beğendim. Harika maç oynadı. İyi niyetli futbolcular vardı. İyi niyetli. Kenardan da tribünlerden de taşkınlık gelmedi. Suydur muydur, ıvır zıvır falan atılmadı. Şahane bir sanki deplasmanda falan oynamadı gibi Fenerbahçe. Evet. Sanki kendi evindeymiş gibi şöyle gerginlik falan da olmadı. Tamamıyla bir maç havasında, harika bir maç havasında. Spor müsabakası derler ya, futbol aynen spor. Öyle bir hava geçti. Şimdi onun için burada Fenerbahçe takımı daha iyi oynadı. Fenerbahçe daha iyi takım olmuş. Takım olmuş. Beşiktaş'ın iyi futbolcuları var. İdeal 11'ini kuracak. Beşiktaş'ta iyi takım olması Valerian İsmail elinde. Valerian i̇yi bir İsmail takım. Sana yazıklar olsun. Hocam bir dakika dur. Valerian İsmail yazıklar olmasın. Valerian İsmail destek olalım. Valerian İsmail iyi adam. Evet, hırsı yaşıyor. Var. Bak bu çok önemli. Kenarda yaşıyor. Sinan abi objektifini alıştırıyorum. Destek olun Valerian İsmail'e. Valerian İsmail ben iyi adam. Doğru.